Şimdi yapıların eğer konut olarak yapılacaksa en alt katından en üstüne kadar hep konut olması gerekiyor. Ama özellikle son yıllarda, son 50, son 70 yılda konutlar işte para kazandırdığı için alt kısımlarını iş yeri yapma eğilimindeler. İş yerleri de genellikle alt katlarda hacim artışı nedeniyle duvarları kaldırıyorlar mutlaka bir. Bazıları ise kolonları kesiyor daha geniş bir mekan olsun diye. Bazen garajlarda bile olabiliyor. Evlerin altındaki garajlarda bile olabiliyor. Ve aynı zamanda evin altına eğer iş yeri olarak tasarlıyorlarsa en alt katı yani giriş katını yükseltiyorlar. Yani onlar sanki cambazın ayakları üzerinde durar gibi bu evin dengesini bozuyor ve yumuşak kat deniyor buna. Ve yapının yıkılmasına neden oluyor bunlar. Tabii fırınlar ayrıca buna bir ek daha bindiriyor. Çünkü fırının sıcaklığı oradaki beton niteliğini pişiriyor ve değiştiriyor ve onu düşürüyor. Dolayısıyla fırın yapılacaksa tek fırın olacak orada. Başka bir şey olmayacak. Üst katlarda ev olmayacak. Yani bu son derece sakıncalı bir olay. Yani ayrı bir bina şeklinde olması gerekiyor fırın ve özellikle bugünlerde pizza moda olduğu için bu kez bir sürü de pizza fırınları açılmaya başlandı. Şimdi bunlar tehlikeli. Yani ama onlara sorduğun zaman işte bunun üstünde yalıtım var, sıcaklık gitmiyor diyor ama altında fırın olan katlarda biz hiç doğal gaz kullanmıyoruz. Zaten fırının sıcaklığı ile idare ediyoruz diyorlar. Bir defa yapının özgün özelliklerini değiştirmiş oluyorsun. Dolayısıyla artık hangi büyüklükteki bir deprem diye sormak tuhaf olur. Çünkü eğer yapının taşıma özellikleri beton niteliğini değiştiriyorsan zaten sorun başlamış demektir. Bir de beton eğer gözenekli ise ve sürekli olarak fırın yanıyor ve daha sonra soğuyor ise bu kez donatılarda paslanma başlar. Ve paslanma yapıyı ayakta tutan olaydır. Paslanma sonucunda kemik erir ve bu erime sonucunda da yapının yıkılması daha kolaylaşır. İmalatı varsa ağır presler, döküm atölyeleri gibi bakın bunların sizin de söylediğiniz gibi eğer otogalerileri veya marketler burada bir işletmeyi faaliyete geçirmek için binanın mevcut taşıyıcı sistemine müdahale ediyorlarsa kesinlikle çok yanlış yapıyorlar. Bırakın kendi güvenliklerini, o binada yaşayan bütün herkesin can güvenliğini riske atıyor demektir. Şöyle ki binalar bir projesi yapılırken belli bir sayıda taşıyıcı elemanlar konmuştur. Bina ona göre modellenir. İnşaatı ona göre yapılır, olay bitmiştir. Bunlar yapıldıktan sonra dışarıdan yapılan her müdahale binaya zarar verir. Hele hele kolon kesmek gibi düşey taşıyıcı elemanı kesmek açıkçası intihar etmekten farksızdır. İşte kendi kendine yani kolon kesildikten sonra ya bina ayakta duruyor diyorlar. Hiç belli olmaz. Bir müddet sonra önünden kamyon geçse bile o çökebilir. İşte depremde gördüğümüz gibi olayları da yaşarız. Ya evet fırınlar. Şimdi normal bir pastane fırını olabilir. Çünkü bunun bacası yoktur. Böyle eski bildiğimiz ekmek fırınları gibi içinde odun veya kömür yakarak veyahut da doğalgazla ısıtılaraktan
böyle yoğun bir sıcaklık yok. Bunlar olabilir. Ama gerçek anlamda bir fırın oluyorsa bunun kesinlikle bir kere önleme alınması lazım. Bunlar nedir? Ateş tuğlalarıyla örülecek, yani ısıyı dışarıya verdirmeyecek şekilde önlem almaları lazım. Demek ki aslında hepsinin belli bir kuralı var. Binalarımızın altında işletme olur ama kuralına uygun olacak. Projesinin haricinde kesinlikle işlem yapılmayacak. Bakın tabii ki evet zarar verir. Yani böyle şu anki hava sıcaklığı 16 derece, yazın oluyor 30-35 derece, 40 derece. Bunlar bir şey değildir. Ama bir fırın dediğiniz zaman 100-200 santigrat derecedeki sürekli bir ısı sonra soğuma, evet o betonda hasar verir. Taşa da hasar verir, tuğlaya da hasar verir. Ne demişler? Ateş tuğlası denen bir şey vardır. Yani ateşe dayanıklı bir malzemeyle o çeperler örülür. Ama siz yani betonarme bir yapıda önlem almadan orayı fırın olarak kullanıp sürekli ısıtıp soğutmaya kalkarsanız orası zarar görür. Yoksa bütün evlerin altında bütün dükkanları boşaltacaklar, böyle bir şey olmaz. Özellikle mevcutasını hocam, yani şimdi çok görüyoruz özellikle. Ama oraya yani şehir içinde bulunmaması gereken işletmeler açılıyor, kırılmasına etken değildir. Ama ruhsata aykırı iş yapıyor. Bak o ayrı.